milli mücadeleyle Türk milleti adeta bir varlık yokluk savaşı veriyordu. Doğu cephesi kazanılmış, Batı cephesinde ise Türk ordusu başarılar elde etmişti. Sovyetlerden yardım alınmıştı ve bunun Anadolu'ya ikmali gerekiyordu. İkmalin denizden yapılması kararlaştırıldı. Ancak millicilerin bir deniz taşıtı yoktu. O halde ne yapılacaktı? İstanbul'a bağlı, sürekli istim tutulmasıyla bilinen, Haliç'te bekleyen bir arama kurtarma vapuru vardı. Alemdar. 24 Ocak 1921 gecesi Alemdar vapuru 8 millici tarafından kaçırıldı. 25 Ocak'ta Karadeniz Ereğli'ye getirildi. Buradan mürettebat ve yakıt ikmali yaparak Karadeniz'den devam edecekti. 27 Ocak'ta toplam 21 kişiyle Karadeniz'deki işgalci Fransızlara yakalanmamak için ışıklarını söndürerek yola çıktılar. Bababurnu'nu dönerken Fransız muhribi C-80'in projektör ışıkları üzerlerine döndü. Alemdar durduruldu. C-80'den 5 Fransız asker Alemdar'a geçti. Alemdar önde, C-80 arkada İstanbul'a doğru yola konuldu. Esir Türk mürettebat yaptığı planla Fransızları tuzağa düşürdü ve onları esir alarak Alemdar'ın kontrolünü yeniden ele geçirdi. C-80 bunu fark etti ve top ateşi açtı. O gün, yani 27 Ocak 1921'de Ereğli'de Kurtuluş Savaşı'nın tek deniz muharebesi başladı. 2 saatlik bu muharebede Alemdar topla vuruldu. Ereğli halkı sandallarla yardıma koştu. Recep Kahya, Kurtuluş Savaşı'nın tek deniz şehidi oldu. Muharebe sonrası Türkler ve Fransızlar sözlü bir anlaşma yaptılar. Alemdar ve Türk bandıralı vapurlara dokunulmaması şartıyla Fransız esirler iade edildi. Alemdar vapuru olayı Türkiye'nin kurucu anlaşmalarından olan Ankara Anlaşması'na zemin hazırladı ve Kurtuluş Mücadelesi'nin mucize vapuru olarak tarihe geçti.